canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'dan birkaç adet ev ve ofis alarak E2 vizesi alınır mı? Alınıyorsa şartları nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Eğer siz E2 vizesi için emlak işi yapmayı planlıyorsanız, bu emlak işini yaparken birkaç tane ev alacağım diyorsunuz, ofis alacağım diyorsanız, bu noktada E2 vize almanız için en önemli şartlardan bir tanesi, bu yatırımların aktif bir yatırım olduğunu Amerikan konsolosluğuna gösterebilmeniz. Dolayısıyla sizin sadece ev alarak ya da birkaç ev alarak ben E2 vizesi alabilirim demeniz yanlış olabilir. Ama eğer siz bu birkaç yatırımı yaptınız ve bunların yönetimiyle başlayıp kiraya verip işte tahmini yatıp satıp ya da kiralama işine gidiyorsanız ve bu sayıyı arttırma yolunda ilerlerseniz o zaman vizeyi alma şansınız daha fazla olacaktır. Yoksa ben birkaç ev aldım, işte orayı da kiraya verdim, işte bana yatırım vizesi ver demeniz çok mümkün olmayacak. Önemli olan nokta bu işin emlak yönetimi şeklinde işte kiraya verip kira gelirlerini alıp ya da için tamir ettirip satarak tekrar aktif bir şekilde yönetim gerektirdiğini Amerikan konsolosluğunun görüyor olması. Bunu gördüğü sürece sizin E2 vizenizi bu tip emlak yönetiminden alabilmeniz mümkün. Bu noktada da ilerlemeniz mümkün olacaktır diye bu takipçinin sorusunu cevaplamış olalım.